Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvamında harika bir elmas kurabiye tarifim var. İster beş çay saatlerinizi, ister akşam çayının yanına harika yakışacak türden. Umarım videomu beğenirsiniz. İyi seyirler. Kurabiye hamurunu hazırlamaya başlayalım. Öncelikle oda ısısındaki 250 gram tereyağını yoğurma kabının içerisine alıyorum. Üzerine yarım su bardağı pudra şekeri ilave ediyorum. Ve öncelikle bu ikisini karıştırıyorum. Böyle bir spatula veya kaşık yardımıyla yapabilirsiniz. En son elimizle yoğuracağız. Bir tane yumurtayı kırıyorum. 2 yemek kaşığı dolusu kakao ekliyorum. Tekrar bu malzemeleri de bir spatula yardımıyla karıştırıyorum. Unu ilave etmeye başlıyorum. Her zaman söylediğim gibi kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ekliyorum unu. Öncelikle 2 su bardağı un ekleyeceğim, yoğuracağım. Daha sonra kıvamına göre un takviyesi yapabilirim. İkinci bardağı da ekliyorum. Ve bir paket vanilya, bir paket de kabartma tozu ekliyorum son olarak. Şimdi artık elimle yoğurmaya başlıyorum. Yumuşak bir hamur olmalı. Ele yapışmayan. Hamuru yoğurdum. Bakın kıvamı bu şekilde. Gayet yumuşak, ele yapışmayan bir hamur. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp şöyle yuvarlıyorum. Ve daha sonra toz şekeri buluyorum. Ve fırın kağıdı serdiğim tepsiye yerleştiriyorum. Yine aynı şekilde tüm hamur bitene kadar bu işlemi yapıyorum. Şimdi üzerine oyuklar açacağız. Tamamı hazır artık kurabiyemin. Ben şöyle bir spatula kullanacağım. Eğer böyle bir mutfak aletiniz yoksa oklava da kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle kurabiyelerin tam ortasına dikkatli bir şekilde oyuklar açıyorum. Bakın bu şekilde. Tamamına spatula ile oyuklar açtım. Bakın şöyle yakından da göstereyim sizlere. Misler gibi oldu. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyorum. Ve elmas kurabiyelerim pişti. Bakın şöyle yakından göstermek istiyorum. Şimdi bu oyukların içerisine kahvaltılık fındık kreması dolduracağız ve şahane bir görüntü elde edeceğiz. Sürülebilir krem çikolatayı bir sıkma torbasına doldurdum ve şu şekilde sıkıyorum. Eğer böyle bir sıkma aparatınız yoksa kaşık yardımıyla da koyabilirsiniz kurabiyelerin üzerine. Kurabiyelerimi servis tabağına da aldım ve şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. Gerçekten harika görünüyor. Bakar mısınız? Çay saatlerinizde, sofralarınızda, masalarınızda harika duracaktır eminim. Şöyle hemen kurabiyesinin ne kadar güzel olduğunu da göstermek istiyorum. Bakın. Enfes bir kurabiye kesinlikle. Şahane. Şimdi tadım testi yapalım.
Tek kelimeyle efsane olmuş gerçekten. Bakın iç kısmının ne kadar güzel piştiğini görüyorsunuz. Bayıldım tek kelimeyle. Sizlerin de beğeneceğinize eminim. Eğer videomu beğendiyseniz mutlaka like butonuna basmayı unutmayın lütfen. Ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı elimden geldiğince okumaya çalışıyorum şimdiden. Çok teşekkür ederim. Bugün sizlerle birlikte elmas kurabiye hazırladık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın lütfen. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.